Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Kaldıraçlar konumuzla beraberiz. Basit makinelerde ilerlemeye devam ediyoruz. Kaldıraçlar da basit makinelerden en önemlilerinden ikincisi. Makaraları işlemiştik. Şimdi kaldıraçlar arunayik düzlem şeklinde ilerleyecek. Ama kaldıraçlar gerçekten inanılmaz önemli. Hoş geldiniz dersimize diyorum. Bu arada çok güzel kartlar hazırladık sizin için. İşte kaldıraç çeşitleriyle alakalı bazı örneklerimiz var. Ama Arşimed'in çok güzel bir sözü var. Bana yeteri kadar uzun bir kaldıraç ve uygun bir dayanak noktası verin. Size dünyayı kaldıralım demiş. E, sence doğru mu bu Tonguç Evladım benim? Doğru hocam. Aynen öyle doğru dediğin gibi gerçekten de. Ama yeterince uzun bir çubuk verin gerçekten demiş. Yani burada önemli olan kaldıraçlar çok ağır yükleri az kuvvetle kaldırmaya yarayan yani aslında bize bir kuvvet kazancı sağlayan aletlerdir diyebiliriz ama her zaman kuvvet kazancı olmuyor. Beraber öğreneceğiz. Mesela tahta verelli ve benzeri farklı örneklere bakacağız. Ama Archimedes'in söylediği gerçekten inanılmaz önemli bir söz. Tarihe geçmiş kendisi diyorum ve fazla uzatmadan hemen görevlerimizi tastan verelim. Dinamo kitabımızdan test 70 ve 71 yapmanızı istiyorum. Zoru Bankası'ndan da Tonguç Lümrem test 57 ve 58'i yapmanızı istiyorum. Kampımız tüm hızıyla yani Tonguç Kap Tüm hızıyla devam ediyor. İkinci haftasına geldik ve gün gün ilerlemeye, LGS'ye de yaklaşmaya devam ediyoruz diyorum. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burda! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burda! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burda! O zaman Tonguç Kap 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Bugün seninle beraber Tonguç Erdoğan'ın kaldıraçları oynayacağız. Bak bir fili bir fare kaldırabilir mi? Evet kaldırabilir. Yeterince uzun bir kaldıraç varsa ve kaldıraçlarda bu arada buna biz destek diyoruz. Destek çok önemli. Ve bu da aslında kaldıraç kendisi. Kaldıracın kendisi destekle çubuğun birleşmiş hali diyebilirsin. İşte buradaki çubuğu destekle birleştirdiğimiz zaman bu destek noktasından aynı tahtıverelli gibi hareket ediyor. Mesela bu ağır gelirse bu yukarı kalkar. Bu ağır gelirse bu yukarı kalkar. Ama ağır gelme dediğim şey Ağırlıkla tam alakası yok. Mesela burada fil mi ağır fare mi ağır evladım? Benim. Fil hocam. Harika. Peki nasıl oldu da fare daha ağır gibi bunu kaldırmış? İşte buradaki temel fark şuradaki aslında e kollar beraber bunlara bir bakalım diyorum. Bir kere kaldıraçlarda bilmemiz gereken bazı özellikler var. Bazı isimler var. Bir kere diyoruz ki şu çubuk bizim için kaldıracın olmazsa olmazı. Bu çubuğun üzerinde bir tarafında kuvvet bir tarafında yük oluyor. Mesela burada biz kuvveti koymuşuz. Bu tarafına da yükü koymuşuz. Şimdi burada ikisi de bastırıyor. Mesela ikisi dengede dursaydı nasıl dururdu? Hemen göstereyim. İkisi dengede dursaydı bu çubukta buradan kuvvet bastırıyorum. Buradan yük var. Yük var. Burada kuvvet var. Bunlar dengede duruyor değil mi? Şu anda burada dengede duruyor. Ama burada bu kuvvet daha ağır gelmiş. İşte buradaki dengeyi sağlayan şeylerden bir tanesi aslında kuvvetin ve yükün büyüklüğü ama aynı zamanda kuvvet kolu dediğimiz, yük kolu dediğimiz bazı özel isimler var. Bu özel isimler aslında bize şunu anlatıyor Tomuç Beyim. Destek noktasının Yani aslında buradan dönüyor bu kaldıraç Böyle böyle şöyle 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 hareket edebiliyor Sanki buradan dönüyor gibi düşün Aynı tahtavaralliğe bilen arkadaşlarımız vardır Burada tutunma yerleri vardır tahtaveralliğin Sonra buraya oturursun poponla Sonrasında buradan bastırır indirirsin bastırır indirirsin Şimdi burada olduğu gibi bu dönme noktasına Kuvvetin uygulandığı noktanın Olan uzaklığına biz Kuvvet kolu adını veriyoruz Şuradan şuraya kadar mesafe Aynı şekilde yük kolu da yükün e, dokunduğu yani uygulandığı noktanın destek noktasına olan uzaklığıdır yük kolu da. Bunlar bizim için çok önemli. Bu kol dediğimiz şeyler aslında kuvvet kolu, yük kolu fark etmez bir uzunluk aslında. Bir uzunluktan ibaret. Ne kadar uzunsa o kadar e, aslında beraber olduğu şeyi kuvvetlendiriyor. Hemen şimdi anlatıyorum. Bak bu zayıf bir arkadaşımız. Bu kilolu bir arkadaşımız diyelim. Şimdi normalde bu tahtaverenliğin bu tarafa doğru çökmesi gerekiyor. Yani ağır arkadaşımızın çöktürmesi gerekiyor. Ama dikkat edelim neden bu arkadaşımız daha ağır gibi aşağıya gelmiş? Çünkü arkadaşımızın destek noktası olan uzaklığı bu kadar. Bu uzaklık gerçekten çok fazla. Ama bu arkadaşımın uzaklığı... Çok daha az. İşte bu uzaklık daha fazla olduğu için, bu kol daha fazla olduğu için bu arkadaşımız bu arkadaşımızı kaldırabilecek kadar güçlü hale geliyor aslında. Aslında kilosu olarak daha hafif ama kaldıracağı kadar güçlü hale gelmesinin sebebi bu uzunluk işte. Şimdi bakalım bu kuvvet kolu yük kolu nasıl değiştiriyor işi? Zaten soruların geldiği noktada da burası. Şimdi mesela şöyle bir kaldıraca baktığım zaman şöyle bu kaldıraca baktığım zaman burası destek noktası. Bu yükün bağlı olduğu nokta 2 birim uzaklıkta 1 bir, iki. Kuvvetin bağlı olduğu noktada bir 2 birim uzakta ve ben bunu aşağı doğru çekmem gerekiyor ki yük de aşağı doğru çekiyor. Birbirini dengelesin. Ben yani buradan da çıkıyorum buradan çekip dengeliyor. Şimdi burada diyorum ki kuvvet kolumuz 2 birim, yük kolumuz 2 birim. O zaman kuvvet kolu yük koluna eşittir. Şimdi eğer böyle bir durum olursa bak hiç başka bir şey yok. Bu böyle bir durum olursa bir kere kuvvet kazancı kuvvet kazancı yoktur diyoruz. Çünkü benim Mesela yüküm 100 newtonsa uygulamam gereken kuvvet de 100 newtondur. Yani aslında e, kuvvetle yük birbirlerine eşittir. Bu durumda zaten kuvvet kazancı yoktu. Kuvvet kazancı demek de ben aslında çok büyük bir yükü daha az bir kuvvetle kaldırabilmemdi. Burada bir kazanç sağladım. Ama burada böyle bir şey yok. 100 newton, 100 newton. Çünkü kuvvet koluyla yük kolu birbirlerine eşit çıktı burada gördüğümüz gibi. O yüzden kuvvet kazancı yok. Ama biz eğer, biz eğer... Bu kuvveti bu şekilde uyguladık. Yük de burada. Yükün e, desteği olan uzaklığı 1, 2, 3, 4. Kuvvetin desteği olan uzaklığı 1. Bak bunu ne demiştik? Yük kolu diyoruz. Bak kedimiz yük aslında burada. Bu da kuvvet kolu diyoruz. Şu anda hangisi daha fazla? Kuvvet kolu mu, yük kolu mu daha fazla? Yük kolu hocam. Harikasın, yük kolu. Yük kolu 4, kuvvet kolu 1. O zaman diyorum ki yük... ...aslında daha büyük bir etkiye sahip olacak. Ve burada aslında bizim için farklı bir yorum. Yani kuvvet kolu yük koluna eşit olmadığı için... ...kuvvet kazancı var mı yok mu yorumunu değiştireceğiz. Çünkü artık bu yükümüz daha ağır gelmeye başlayacak. Çünkü bunun kolu daha fazla. Hangisinin kolu daha büyükse o daha büyük bir etki oluşturur. Hemen bir örnek yapıyorum. Şöyle bir... E, bir, iki, üç... 4 diyelim tamam ben burada şuraya bir destek koyuyorum şuraya bir e, yük koyuyorum şöyle bir yük koyalım şuraya da bir kuvvet uyguluyorum F kuvvet de diyor. şimdi burada çok önemli bir matematik var çok dikkat edin buradaki kuvvet koluydu neden kuvvet kolu çünkü kuvvetin desteği olan uzaklığı buraya Burası yük kolu, yükün desteği olan uzaklığı. Şimdi hangisi daha fazla? Kuvvet kolu mu, yük kolu mu? Kuvvet kolu. Harikasın, kuvvet kolu daha fazla. O zaman işte burada ben büyük bir kuvveti, mesela örnek 300 Newton'luk bir kuvveti aslında 200 Newton'luk kuvvetle kaldırabilirim. Sebebi, sebebi burada bir kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kolu ne kadar fazlaysa o kadar çok kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvet kazancı vardır. Aslında çok basit. Kuvvet kolu büyüktür. Yük kolu olursa, yük kolu olursa buradan çıkan sonuç şu. Kuvvet kazancı vardır. Bu inanılmaz önemli. İnanılmaz kesinlikle sınavlarda, testlerde karşımıza en fazla gelecek şeylerden bir tanesi. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvet kazancı vardır. Eğer eşit veya küçükse yoktur diyoruz. Dolayısıyla bizim bilmemizdeki asıl nokta bu. Kuvvet kolu yük kolundan büyük olmalı kuvvet kazancının olması için. Mesela şimdi temel şey şu. Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması için. kuvvet desteğe yaklaşırsa yani ben bu kuvveti bu tarafa doğru götürürsem Tonguç evladım benim taşırım ve şuraya getirirsem sence kuvvet kazancı ne olur? Azalır hocam. Harika azalır çünkü kuvvet kolunun fazla olmasını istiyoruz kuvvet kazancı için. O zaman burası kuvvet kazancının azaldığını söyleyebiliriz. Peki, peki yük desteğe yaklaşırsa, şimdi yük desteğe yaklaşırsa bu yükü alıyorum, alıyorum, buraya getiriyorum. Şimdi burada kuvvet kazancı ne olacak? Şimdi dikkat. Et. Kuvvet kolunun daha fazla olmasını istiyoruz. Daha fazla, evet daha fazla ve bunu bu tarafa getirince yük kolu daha da azalıyor. O zaman kuvvet kolu fazla. Kuvvet kolu fazla. Yük kolu ne kadar az olursa o kadar bizim yüzümüz güler arkadaşım. Bizim yüzümüzün gülmesini istiyorsan kuvvet kolunu arttırmasını ve yük kolunu azaltmasını istemelisin ve bizim yüzümüzün gülmesi de kuvvetten kazanç yani bir alışverişten kazanç sağlamaktır. Yani ben 300 liralık bir malı 200 lirayla alıyorum dikkat etsene. Dolayısıyla bizim burada yük desteğe yaklaşırsa buradaki kuvvet kazancımızın artacağını söyleyebiliriz. Artar diyebiliriz. Peki uygulanan kuvvet ne olur? Şimdi benim olayım şu aslında uygulanan kuvvet benim ödediğim fiyat Ödediğim fiyat. Ben 300 liralık bir malı 200 lira alıyorum. O zaman çok güzel yüzümüz güler. O zaman diyoruz ki e, uygulanan kuvvetimiz, kuvvet kazancımız artarsa, kuvvet kazancımız artarsa uygulanan kuvvetimiz azalır. Çünkü daha az parayla satın alırım ben. Kuvvet kazancım var, kazancım var. Ne güzel, mutlu edici bir şey. Ama burada kuvvet kazancım azalırsa, kazancım azalırsa uygulanan kuvvetim artar. Daha fazla yorulurum. Bu da önemli bir şey. Yani kuvvet kazancıyla uygulanan kuvvet ters orantılı. Bunların arasında böyle bir ters orantı var. Ama bunların arasında da aynı şekilde bunların arasında yani kuvvet kazancıyla uygulanan kuvvet arasında ters orantı olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyordur. Şimdi geldik kaldıraçların çeşitlerine. Kaldıraçların çeşitleri Do Yoko. Do Yoko de, de bakalım evladım benim. Do Yoko. Harika süper. Gerçekten süper şarkı gibi oldu. Do Re Mi Fasolesi gibi. Şimdi Do Yoko dediğimiz şey destek ortada kaldıraç. E, yük ortada kaldıraç ve kuvvet ortada kaldıraç olmak üzere 3 farklı kaldıraç çeşidi var. Şimdi destek her zaman olmak zorunda tabii bir kaldıraçta. Burada mesela desteğin ortada olduğunu görebiliyoruz. Ama burada destek uçta, destek uçta. Aslında bunlara bir arada destek uçta kaldıraç da deneyebiliyor ama dikkat et yük ortada olunca farklı bir özellik e, kazanıyor. Kuvvet ortada olunca farklı bir özellik kazanıyor. Bu arada burada bazı sorular gelebiliyor. Mesela bu yükü böyle koyduğumuz zaman kuvveti ne tarafa doğru uygulamam gerekiyor? Yukarı yönlü uygulamam gerekiyor ki bu düşmesin aşağı. Mesela aynı şekilde yükü böyle koyduğum zaman yük aşağı doğru bastırıyor. Düş, düşmemesi için çubuğun benim yukarı doğru kuvvet uygulamam gerekiyor. Ama burada dikkat et. Burada aynı tahteverali gibi. Burada yük burada arkadaşın oturmuş. Sen de buradan aşağı doğru poponla ittirmen gerekiyor ki dengede salansın. Bu da çok önemli bir e, taktik yani kuvvetin yönleri bizim için çok önemli. Bazen kuvvetin yönlerini buradan çizerler. Buradan çizerler. Buradan çizerler. O yüzden kafanı karıştırmasın. Yani bu destek ortada kaldıraçta aşağıya doğru e, yük ortada kaldıraçta ise veya kuvvet ortada kaldıraçta ise yukarı yönlü bir kuvvetten bahsediyoruz. Bunlar önemli. Bunlar gerçekten önemli. Peki destek ortada kaldıraca bir e, çift kollu terazi örneği verebiliriz. Veya yük ortada kaldıracağı ceviz kıracağı. Çünkü burası destektir. Ceviz dediğimiz şey yüktür, ortadadır. Ben de ellerimle buradan kuvvetimle buradan bastırırım. Bu da destektir. Aynı şekilde e, Kuvvet ortada kaldırıcı da kuvvet buradan bastırılır. Kuvvetimiz burasıdır. F kuvveti. Burada yükümüz vardır. Aslında işte tuttuğumuz patlıcan kızartması falan filan. Burası da destek noktasıdır diyebiliriz. Burada burası destek noktası. Burada yükümüz var. Burada kuvvetimiz var şeklinde yorum yapabiliriz. Bunlar bizim için çok önemli. Bununla ilgili günlük hayattan örnekleri de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela ee, kuvvet yük burada desteğimiz ortada buna örnek en güzel makastır makasın desteği ortadır kuvvet de buradan bastırırım ardından hatta böyle gösterelim burada burası dönme noktası dönme noktası her zaman destektir kuvvetimle ellerimle bu uçtan bastırırım buraya da bir işte kapak koydum bu da benim yükümdür kapak yükümdür yük e, uçta de, e, kuvvet uçta destek ortada El arabası da aynı şekilde buradan kuvvet uygularım. Yukarıya doğru kaldırırım bu arkadaşı. Ardından desteğimiz buradadır. Desteğimiz yere doğrudur. Ve e, aslında yere dokunur. Burası da yüktür. Yük de ortadadır. Yük ortada kaldıraç. Kuvvet ortada kaldıraç da cımbız, maşa ve benzeri verilebilir. Burada en önemli bilmemiz gereken şey şu. Bunda kuvvet kazancı olup veya olmayabilir. Onun kuvvet koluyla yük kolunun arasındaki ilişkiye bağlı. Buradaki kuvvet kazancı. Ama burada... ...yüzde yüz kuvvet kazancı var. Yani yüzde yüz kuvvet kazancı var diyorum. E, yük ortada kaldıraçta. Bu kesinlikle mümkün Çünkü dikkat et. Kuvvet kolu ne kadar? Desteğin kuvvet uzaklığı bu kadar. Yük kolu ne kadar? Bu kadar. Kuvvet kolu yük kolundan her zaman daha büyük. Kesinlikle daha büyük. Çünkü yük desteğe daha yakın. Burada ise tam tersine... ...tam tersine kuvvet kolu bu kadar... ...yük kolu bu kadar kuvvet kolu yük kolundan daha küçük. O zaman burada yüzde yüz kuvvetten kayıp var aslında. Yani kuvvet kazancı yok da diyebilirsin burada. Kuvvet kazancı e, yok da diyebilirsin burada. Burada ise neye bağlı? Hangisi daha uzuna bağlı? Eğer bu bundan daha uzunsa kuvvet kazancı var. Eğer bu buna eşitse veya küçükse kuvvet kazancı yoktur diyebiliriz. Bu çok önemli Açık kesin çıkıyor. Şimdi kaldıraç tiplerinden Günlük hayattan örnekler vermek istiyorum. İşte burası destek kürekte mesela. Kuvvetle elimizi buradan tutuyoruz. Ardından yükü de buraya toprağa koyuyoruz. Tenis raketinde destek e, arkası e, kuvvetle elimizi buradan tutuyoruz. E, ardından da yükü buradan tenis topunu vuruyoruz. Makası anlatmıştık zaten. Pense de makasla aynı mantıkta aslında. Veya işte cımbız veya maşa dediğimiz şeyde kuvvet ortada kaldırıcı örnek. Hatta şöyle yapalım. Bu eee kuvvet ortada ko bu kuvvet ortada bu kuvvet ortada bu destek ortada destek ortada destek ortada yük burada kuvvet burada bu yük ortada burada da yük ortada kaldırıcı örnek hatta bu da kuvvet ortada kaldırıcı örnek şeklinde cımbız ceviz kıracağı el arabası kerpeten pense gibi örnekler verilebilir diyorum ve hadi bakalım birkaç soru çözelim seninle beraber. Bir öğrenci eşit bölümlendirilmiş ağırlığı önemsiz çubukla önce birinci durumdaki üzerineyi kurmuştur. Daha sonra kuvveti ikinci durumdaki konuma getirmiştir. Buna göre öğrenci çubuğu ikinci duruma getirerek aşağıdaki hangisini amaçlamış olabilir demiş. Şimdi birinci durumdan ikinci duruma getirmiş. Şimdi burada yük kolumuz bu kadardı. iki birimdi. Ama kuvvet kolumuz yeşille gösterelim bu kadardı. Kuvvet kolumuz şimdi ne olmuş? Artmış. Kuvvet kolumuzu arttırırsak kuvvet kolumuzu oturarak kuvvetten kazanç sağlamayı evet doğru bu işte zaten kuvvet kolunu arttırmamızın sebebi kuvvetten kazanç sağlayabilmek. Yükün kolunu kısaltarak hayır yük kolu aynı kalmış 2-2. Kuvvetin kolunu uzatarak enerjiden enerjiden kazanç diye böyle bir saçmalık olmaz. Ne yazık ki kuru kafa Necmi aklımıza geliyor. Böyle bir naneyi kabul etmiyoruz. Asla kabul etmediğimiz bir şey. Peki geldik yükün kolunu uzatarak iş kolaylığı sağlamaktadır. Demiş hayır yük kolu aynen kalmıştı cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Kaldıraçlarda destek noktasının yüke ve onu kaldıran kuvvete göre konumu değiştiğinde kaldıracın türü değişir demiş. Aşağıda 3 tip kaldıraç çeşidi gösterilmiştir demiş. Kaldıraçlarla ilgili günlük yaşamdaki örnekler şekildeki gibidir. Buna göre örneklerle ilgili aşağı yukarı hangisi söylemez demiş. Şimdi destek ortada, yük ortada, kuvvet ortada. Maşa bir kere buradan kuvvet uyguladığımız için kuvvet ortada. Sadece ortadakine bakabilirsiniz. E, bu birazcık zor, delgeç burada bir kalsın. Kerpeten de destek ortada kaldırıcı örnektir. Burada ise çok enteresan, delgeç baya zor bir örnek. Şöyle delgecin mekanizması şöyle, şöyle bir e, şey var e, mekanizma var. Buradaki kağıdı deliyor. Buraya bir kağıt koyuyorsun bu deliyor. Burada deldiği şey aslında yüktür. Yani şurası yük ortada kaldırıcı örnektir. Çünkü şuradan bir döner şuradan bir döner. Buradan kuvveti uygularsın. Ama yük, yük aslında ortadaki kağıdın ufacık noktasıdır. Onu birazcık yakalamak zor. Ama yük ortada olduğunu bileceğiz. Kerpeten birinci tip kaldıraç çeşidini örnek olarak verilebilir. Kerpeten destek ortada. Evet. Bu zaten yük ortadaydı. Bu da koydu. Evet doğru söylenebilir. Delgeç ve Maşa'da destek noktası uçtadır. Evet doğru. E, bunda da bunda da aslında destek noktası uçta. Destek ortada değil yani. Delgeç ikinci tip kaldıraç tipine örnek olarak verebilir. Evet yo yo. Doğru. Ve kuvvetten kazanç sağlar demiş. Kuvvetten kazanç sağlar mı? Evet. Kuvvet kolu e, her zaman daha uzundu yük ortada kaldıraçta. Evet kuvvetten kesin kazanç vardı. Yüzde yüz demiştik. Maşa üçüncü tip kaldırma çeşidinde örnektir. Evet doğru aslında ve uygulanan kuvvet yükün ağırlığından küçüktür. Hayır öyle bir şey yok. Burada kuvvetten kazanç yoktur kayıp vardır hatta. Dolayısıyla uygulanan kuvvet yükün ağırlığından her zaman daha büyüktür. Çünkü kuvvetten kayıp bu demek. Kuvvetten kayıp benim uyguladığım kuvvet verdiğim para malın e, fiyatından daha fazla gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla böyle bir şey kabul edemeyiz. cevabımız D seçeneği diyebiliriz. Peki o zaman süper bir şekilde meydan okuma testimizi yapmak için herkesi tat uygulamasına bekliyorum. Tat uygulamamızda e, sizinle beraber buradaki testimizi çözeceğiz. 8 fen 18 sınıfınızı doğru yapmayı unutmayın. Ve uygulamanın güncel halini indirmeyi unutmayın. 8 fen 18 testinizi çözmenizi istiyorum. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.